Lan arkadaşlar 90'ı gördük de araba titremeye başladı lan. Seni kırmak istemiyorum ama maalesef senle olamam. Neden benle olamıyormuşum? Beni yanlış anlıyorsun. Senin lüks araban da yok. Her şey lüks araban bu dünyada. Ne güzel Broadway'im var. Daha ne istiyorsun? Ay senin tüp paran benim kahve parama yetmez. Vay be, ne diyeyim ki, kalbimi kırdın. Alo efendim dedeciğim. Aa sen neredesin? Dede kafede oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ha gerizekalı sen kafede oturuyorsun. Ben çalışıyorum. Çabuk buraya geliyorum. Tamam dede bağırma. Ne bağırıyorsun? Geleceğim ya. Tamam karı kızla takılma haydi. Tamam dedeciğim haydin görüşürüz. Beni dedem çağırıyor. Ben gidiyorum. Ya bak işte hep böylesin. Sürekli bir yerlere gidiyorsun. Ama ben ne yapayım ki, ekmek parası kazanıyorum. Geliyorum burada kafede sabahtan akşama kadar senle mi oturayım ya? Hayır git abi, benimle görüşme. Kendin bilirsin lan, ben kaybetmem sen kaybeder. Bizi fakir yerine koydu, Broadway bizi beğenmiyor. Neymiş efendim, onun kahve parası bizim tüp paramıza yetmezmiş. Bir Broadway kaç para? Senin haberin var mı? Haydi bismillah, vites boşta arkadaşlar, Broadway'imizi çalıştıralım. Belki ses sistemimiz yok, sunroofumuz yok ama gördüğünüz üzere kayış gibi Broadway. Bebeğim ben o mahalleye yine girerdim de Broadway'imin tüpü yok, tüpü. Haydin bakayım yapıştır. Olsun arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bu sefer de terk edildik. Zaten biz bu hayatı şans eseri yaşıyoruz kardeşim. Kader de gülecekmiş ne zaman. Zamanında insanlar birbirini seviyorlardı. Şimdi ise insanlar arabayı, parayı, pulu seviyor. Niye yani? Baksana sevgiler de yalan olmuş. Altında Broadway değil BMW olsaydı belki de durumlar şu anda farklıydı. Olsun mu olmasın, dert sana uğramasın. Ne yapalım arkadaşlar, bu ışıltılı hayatı biz tercih etmedik. Bu bizim kaderimiz yani. Bizim oturduğumuz masada para, pul, şöhret değer görmez. Adamlık değer görür, adamlık. Onun için bizim masamıza da herkes oturamaz arkadaşlar. Tarlaya da geldik arkadaşlar. Vallahi çok zorlu bir yolculuktu. Hava yanıyor. Broadway'de de klima yok. Şöyle bir tarlaya girelim bakayım. Ben Broadway'imi nereye çeksem acaba? Dedem Toros'u güneşe bırakmış. Bizim arabayı güneşte bırakmayalım da yanmasın arkadaşlar. Zaten yandık yanacağımız kadar. Şöyle ben bir arabayı gölgeye falan bir yerlere park edeyim. Ya kardeşim arabamızı seviyoruz işte arkadaşlar. Sırf gölgeyi çekeceğim diye ağacın altına getirdim. Çek abi el frenini. Oh vallahi yoruldum ya. Bakayım burada güneş gelme. Nerede kaldın lan sen? Dede Broadway gitmiyor. Yeni geldim ya. Haydi gel de tarladan kalk. Yükleyeceğim. Daha yüklemediniz mi? Ben mi yükleyeceğim? Bu yaşlar sana ben mi yükleyeyim lan? Sen de haklısın dedi. Allah'ım yarabbim. Lan karpuzlara bak ha. Şunları şöyle bir yiyeyim arkadaşlar. Vallahi efsane. Yeme lan onları. Dede niye yemeyeyim? Ne güzel şunlara bak ya. Oğlum biz onları millet görsün diye kestik. Yemiyorum dedi. Allah kahretmesin. Arkadaşlar karpuzların güzelliğine bak ya. Kavun bile var ey maşallah. Neyse bir şey gidelim. Tırımızı yükleyelim. Of vallahi yoruldum. Şurayı da bağlayalım arkadaşlar. Giderken karpuzlarımız falan düşmesin. Abi bu ne zor iş ya. Güneşin altında tarlada karpuz yüklüyorum. Bu ne böyle? Daha bitmedi arkadaşlar. Koca tırı yükledik ağzına kadar. Ama hala tarlada karpuzlarımız duruyor. Gelin size dedemin tırını göstereyim. Gerçi buna da tır demeye bir şahit lazım. Bu ne dede ya? Kaç model lan bu? Arkamıza karpuz yükledik. Biz bununla nasıl jete kalkacağız? Bu daha kendini götüremiyor ki karpuzları götürsün. Şuna bak. Oğuzhan söylenme lan. Ya dede konuşma Allah rızası için. Bu ne böyle ya? Oğuzhan zamanında bunlar çok iyi gidiyordu. Dede zamanında gidiyordu. Şimdi bu gitmez ki. Çok konuşma lan, işine bak. Allah'ım çıldırmak üzereyim. Bütün karpuzları ben yükledim zaten, gelmiş buraya karpuzun üstünde oturuyor. Bu yaşımdan sonra ben mi yükleyeyim? Vallahi dede 70'inden sonra azdın. Karı kıza yazmayı biliyorsun, karpuz yüklemeye gelince yükleyemiyor. Seni var ya eşek sudan gelinceye kadar döverim ha. Tamam dede bir şey demedik. Allah'ım yarabbim karpuzların üstünde bir de oturmuş. Haydin git fazla oyalanma. Tamam dede gidiyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bizler için güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Haydin bakayım dedemin tırına geçelim. Kaç model bu? Allah'ım ağlayacağım ya. Oğlum bu bunun içi vallahi kusacağım, ne kokuyor lan bunun içi, indireceğim arkadaşlar vallahi kusacağım, bak atıyorum parfüm falan sık ya, bu ne kardeşim ya öf. Vallahi arkadaşlar gerçekten midem çok kötü oldu. Dedem artık sıçtı mı kustu mu ne yaptı, tırın içi kokuyor. 1950 model tır, koltuk döşemeleri falan, yani direkt ben eskiyim diyor. Haydi bismillah, vites boşta tarihi eseri çalıştıralım. Allah Allah çalıştı lan. Oğuzhan motoru bağırtma. Allah'ım yarabbim bir şey de karışma. Arkadaşlar şu tarladan bir çıkıp gidelim inşallah. Aldık başımıza belayı. Bu ne böyle ya? Bak bir de adam oturmuş beni izliyor. Tırını da çok seviyor arkadaşlar. Dede mirası, dede yadigarı dediğimiz tırlardan bu. Şuna bak kardeşim, Mercedes bu tırı görse alıp müzeye götürür. Bu ne böyle ya? Vallahi dedem gibi yaşlı arkadaşlar. Şuna bak, gitmiyor ki gitsin. Kaç model bu ya? Lan ne direksiyonu dönüyor ne gidiyor, zaten sesi de bir değişik arkadaşlar. Şöyle bir ikiye ver bakayım. Vitesi de zor geçiyor zaten. İnşallah seneye karpuz
karpuzları götüreceğiz arkadaşlar. Bu tır kendini götüremiyor. Karpuzları nasıl götürsün kardeşim? Aldık başımıza belayı kardeşim. Şuna bak, daha tarladan çıkamıyoruz. Biz bununla bir de uzun yola gideceğiz. Of of, biz ne günah işledik ya. Ver abi şöyle de vitesi. Araba gitmiyor arkadaşlar. Nasipte uçamıyoruz baba. Jet değil baba. Hurdadır, Toros'tur baba. Şuna bak, yolda böyle bir şey gidiyor. Kaç model lan bu? Bakma dayıcım, kaç model olduğunu bilemezsin. Ben bile bilmiyorum. Yola çık, görüp görebileceğin en eski araba bizde. Nasipse gidemiyoruz baba. Arkadaşlar vallahi gidemiyoruz. Gelen geçen bizi solluyor. Dedemde para var da yeni tır almıyor. Bütün parayı karıkza yediriyor. Oğlum araba 40'la gidiyor. Bu niye gitmiyor arkadaşlar? Şöyle viteste boyuna bakayım. Haydi oğlum haydi. Önüne gelen geçen bizi solladı. Biz bununla nasıl jete kalkacağız? Nasıl karpuzu götüreceğiz? Ver abi vitesi. Haydi. Yok abi gitmiyor. At arabasıyla daha iyi gideriz arkadaşlar. Vallahi gitmiyor. Dip gaz gidiyorum. Ha 50'yi gördü. Şükürler olsun. Hesaplamalarıma göre 1600 sene sonra bu yükü götüreceğiz arkadaşlar. Haydi oğlum bastan bas bas bas. Jantlarının dönüşüne bak ya. Vallahi arkadaşlar jantlar da bayağı bir güzel dönüyor. Yolda bir tane bomba gidiyor. Bu arabanın motoru o kadar çok bağırıyor ki her an patlayabilir. Lan arkadaşlar 90'ı gördük de araba titremeye başladı lan. Lan arabayı kontrol edemiyor. Araba titriyor. Lan dede sen bunu nasıl sürüyorsun ya? Vallahi sürüyor arkadaşlar, gitmiyor. Dede yadigarın Mercedes ile jete kalkmaya çalışıyoruz. Hala şu anda kalkamadık ve araba her an her şey olabilir bir şekilde gidiyor. Tir tir titriyor. Motor inecek gibi. Nasipse gidemiyoruz baba. Arkadaşlar sol şeritteyiz. Vallahi gelen geçen bize gülüyor. Gülmekte de haklı. Vallahi arkadaşlar herkese sapmama görüyor musun? Ey maşallah. Hakkını veriyoruz kardeşim. Araba eski olmasına rağmen bayağı bir iyi gidiyor. Lan bak bana fren yaptırma. Zaten buraya kadar hızlanıyorum diye canım gitti. Fren yaparsak kalmıyor arkadaşlar. Aynı dedeminki gibi şey yani, gitmiyor. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Vallahi kardeşim zamanında. Arkadaşlar şöyle bir vites küçültelim. Araba yanacak çünkü. Arabanın yandığı bir şey değil, ondan sonra dedemle uğraşıyoruz ya. Camları da ört kardeşim, kafam şişti. Bu ne böyle? Arabanın kokusu birazcık gitti arkadaşlar. Arabanın içi o kadar kötü kokuyor ki. Yani koronavirüs bu arabanın içinde bile çıkmış olabilir. Arkadaşlar hızlıyız ama yokuş aşağı burada bir lan yüzü gördüm. Allah'ım titriyor. Lan yine titremeye başladı. Şimdi lan 120'yi de görecek. Allah'ım yarabbim. Allah'ım sen ver bakalım. Gururlanma insanoğlu. Ölmemeye karen mi var? Sanki hayatım böyle yavaşlatıldı. Gerçekten hayat çok yavaş gidiyor arkadaşlar şu anda. Sanki böyle 1 dakika 5 saatmiş gibi geliyor. Çünkü araba gitmiyor. Lan telefon çalıyor. Alo efendim dedeciğim. Ne yaptın Osman, yükü bıraktın mı? Dede ne yükü bırakması, bu gitmiyor ya. Nasıl gitmiyor lan? Vallahi gitmiyor dedeciğim. Gelen geçen bize gülüyor. Oğlum sen arabayı sürmeyi bilmiyorsun ya. Ama dede nasıl sürmeyi bilmeyeyim? Araba ağlıyor, bağırıyor, tir tir titriyor. Oğlum bak o araba bana miras. O arabaya bir şey yaparsan sen döverim. Benim zaten bu arabaya bir şey yapmama gerek yok ki. Bu araba kendi kendini bitiriyor. Çabuk karpuzu indir geri gel, tamam mı? Tamam değil de haydi. Kendin görüşürüz, kapat. Allah'ım yarabbim yarasına. Hala jete kalktın mı diye. Aa! Öleceğiz öleceğiz. Yavaş yavaş bir şeyler oluyor. Kim betta ettiyse sağlam Müslümanmış arkadaşlar. Gidemiyor. Ama tırın içi gerçekten güzel arkadaşlar. Harbiden eski nostaljik bir içi var. Ama çok büyük bir problem var ki tır gitmiyor. Gerçekten bravo. Yani şu önde bir tane tır gidiyor. Gördünüz mü? Şunun arkasında beni yükleseler götürseler ben daha hızlı giderim. Şuna bak, adama yetişemiyoruz ya. Adam bir de boş. Bizim de gerçi arkamızda 1600.785.000.000 tane karpuz var arkadaşlar. Saydım mı diye sormayın. Hepsini ben yükledim. Bu ellerimle karpuzu yükledim ya. La birader o beni şu arkana bin de götü canıyım. Vallahi gitmiyor kardeşim. Bu ne böyle ya? Yol açık. Görüp görebileceğin en aşkı araba bu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Modlar demeye geçin. Herkesin eline emeğine koluna sağlık. Yorumların en üstünde de indirme linkleri mevcut. Benim artık konuşacak dermanım kalmadı. Arabanın da zaten gidecek dermanı kalmadı. Şuna bak bağırıyor. Haydi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ben şöyle bir tespihimi alayım kardeşim. Haydi bay bay. Allah'a emanet.